İnsanoğlu Noksanoğlu. 4. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Mustafa Özcan. Montaj Engin Karagöz. Bu oyun şark klasiklerinden Kelile ve Dimle adlı eserden uyarlanmıştır. Hükümdar Depşelim, halkına değer vermeyen, kendi iktidarını düşünen acımasız biridir. Nitekim kendine nasihatte bulunan Bilge Beydeba'ya kızarak onu zindana atar ama sonra şartlı olarak çıkartır. Ancak Beydeba hükümdarı ikna edecek bir kitap yazamazsa ömür boyu zindanda kalacaktır. Beydeba yazdığı kitaptan hükümdara hayvanlar aleminde yaşanmış gibi birçok hikayeler anlatarak nasihatte bulunur. Önce bir tarla kuşunun kocaman ve kuvvetli bir fili nasıl yok ettiğini anlatır hükümdara. İnşallah. Bir tarla kuşu yumurtlamak için bir yere yuva yapmıştı. Ama ne var ki bu yuva bir filin yolu üzerinde bulunuyordu. Fil su içmek için her gün buradan geçmek zorundaydı. Bir gün yine aynı yerden geçerken tarla kuşunun yuvasını çiğnemiş, yumurtalarını ezmiş, yavrucaklarını öldürmüştü. Tarla kuşu yuvasına dönüp de bu manzarayla karşılaşınca ağlayarak filin önünü kesti. Ey yeryüzünün iri hayvanı! Ben senin komşuluğuna sığınmış olduğum halde niçin benim yumurtalarımı ezdin ve yavrularımı öldürdün? Ben mi? Yoksa beni küçük ve hor gördüğün için mi yaptın bunu? Evet, kabul et ki öyle oldu. O halde sen bir katilsin ve bu cinayetin hesabını vereceksin. Ya öyle mi? Peki kime vereceğim bunun hesabını? Sana mı verecek kuş kardeş? Evet, bana vereceksin. Çünkü öldürdüklerin benim yavrularımdı. Güldürme beni bacaksız. Senin gibi bir tarla kuşu benim gibi koca bir file ne yapabilir ki? Hadi defol buradan. Gözüm görmesin seni. Yoksa seni de şimdi tırnağımın ucuyla ezerim. Görüşeceğiz. Kendini beğenmiş, gücüne güvenen katil fil. Görüşeceğiz. İşte böyle kardeşlerim. Zalim fil göz göre göre yumurtadaki yavrularımı ezerek öldürdü. O kahrolası filden evlatlarımın intikamını almak istiyorum. İyi ama tarla kuşu o koca bir fil. Ne yapabilirsin ki ona? Evet, ne yapabiliriz? En fazla üzerine hücum ederek gagalayabiliriz onu. Elimizden başka bir şey gelmez ki. İşte benim istediğim de bu. Sen de yardım eder misin Saksan kardeş? Senin gagan en güçlü ağaçların gövdesini bile delebilecek kadar güçlüdür. Eğer intikamını almana yardımcı olacaksa o filin sert derisini seve seve gaganla oyabilirim. Evet, ben de gaganım. Ay, teşekkür ederim Saksan kardeş. Ama ben filin derisini değil sadece gözlerini gagalamanızı istiyorum. Gözlerini mi? Evet. Gagalarınızla onun gözlerini oysanız bu bana yeter. Fili köle etmekle onu öldüremeyiz ki. Bu ne işe yarar? Olsun. Siz onun gözlerini oyun yeter. Daha ötesi için başka bir çare bulurum ben. Sen bilirsin. Hadi arkadaşlar, gidip şu fili bulalım ve tarla kuşu kardeşimizin intikamını alalım. Hadi. Tarla kuşunun söyledikleri aklıma geldikçe gülmekten ölüyorum. Neymiş efendim, 150 gramlık buduyla benim gibi tonlarca ağırlığı olan bir filden intikam alacakmış. Buna deredeki kurbağalar bile güler. Bu sesler de ne? Ha, kuşlarmış. Ne de çok kuş öyle. Bütün göğü kaplamışlar sanki.
Kafile halinde bir yerlere gidiyorlar herhalde. İyi bak, bunlar benim üzerime geliyor. Ne istiyorlar acaba benden? Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin üzerime. Gelmeyin diyorum. Petre ey zalim fil, yavrularımı öldürmek neymiş göstereceğim sana. Ha, tarla kuşu sen ha. Hadi arkadaşlar, kakalayın şu zalimi, kakalayın. Durun, durun, yapmayın, yapmayın, yapmayın diyorum. Yapmayın, yapmayın. Aa, gözlerim. Tarla kuşu niye bağırıyorsun? Yardımınıza ihtiyacım var. Hayrola tarla kuşu kardeş? Ay sormayın. Kendini ormanın tek hakimi zanneden şu fil yumurtadaki yavrularımı o iri ayaklarıyla ezerek öldürdü. Vay namussuz çocuk katili bu. Az önce kuş kardeşlerimin yardımıyla onun gözünü kör ettik. Şimdi de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Tabii ama fil gibi büyük bir hayvana karşı bizim kadar küçük kurbağalar ne yapabilir ki? Filin bulunduğu yere yakın bir uçurum var. Oraya kadar gidin ve orada vıraklayın. Fil gözleri görmediği için vıraklamanızı işitince orada su bulunduğuna inanacak. Görmediği için orada su olduğunu sanacak. He? Evet kurbağa kardeş. Orada su olduğunu sanacak ve uçuruma yuvarlanacak. Böylece orman bir zalimin zulmünden kurtulmuş olacak. Olur tarla kuşu kardeş. Elimizden geleni yaparız. Gözlerim, gözlerim, gözlerim görmüyor. Kör oldum. Namussuz kuşlar gözlerimi oydular. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Nasıl yiyip içeceğim? Önümü bile göremez oldum. Öyle de susadım ki. Nere neredeydi acaba? Bunlar kurbağaların sesi. Şu taraftan geliyor. Evet evet onların sesi. Yaşasın. İşte suyu buldum. Kurbağalar hep suda yaşar. Şimdi onların sesine doğru gider suyu içerim. Bıraklayın. Bıraklayın. Siz bırakladıkça ben yürümü daha iyi tayin edebiliyorum kurbağalar. Yaklaşıyorum onlara. Geldim işte. İmdat. Uçuruma düşüyorum. Gücüne kuvvetine güvenerek beni hor gören azgın fil. Senden öldürdüğün masum yavrularımın öcünü aldım. Kibirli olman sana bir şey kazandırmadı. Allahu Teala'nın verdiği zekamla sana neler yaptığımı gördün. Kuvvetine güvenerek zulmedenin sonu budur işte. Ey hükümdar. Tarla kuşunun hikayesi işte böyle oldu. Nasıl, beğendin mi? Evet, bu hikayen hoşuma gitti. Sırf gücüne güvenerek, hak hukuk tanımadan hareket edenleri nasıl bir sonun beklediğini öğrenmiş oldum. Şimdi de yalancı ve hilekar birinin araya girmesiyle sevgileri sona eren iki dostun halini anlatacak bir hikaye anlatmanı istiyorum. Baş üstüne hükümdarım. Vaktiyle gideceği yeri kaybeden bir boğanın yolu bir ormanın içine düşmüştü. Ne yapacağını şaşırmış bir halde acı acı bağırmaya başladı. Boğaya yakın bir yerde o bölgenin hükümdarı olan aslanın ini bulunuyordu. Aslanın emrinde bir sürü canavar, kurt, çakal, tilki, pars, kaplan çalışıyordu. Ancak ormanlar kralı bu kadar yardımcısı olmasına rağmen
Hiç kimseye bir şey danışmıyor, kendi kafasına göre hareket ediyordu. Aslan hiç görmediği bir boğanın bağırmasını duyunca içine bir korku düştü. Ve bu yüzden ininden dışarı çıkamaz oldu. Aslanın bu durumu kendisine hizmet eden iki yırtıcı çakalın dikkatini çekti. Çakallardan birinin adı Kelile, diğerinin adı Dimne'ydi. Bu çakallar hem bilgili hem de çok zeki hayvanlardı. Kelile, bilmem dikkat ettin mi? Hükümdarımız aslan son zamanlarda hiç ininden dışarı çıkmaz oldu. Sana ne dinle? Bu işe karışmak bize düşmez. Biz hükümdarın kapısında hizmet eden iki çakalız. Biz hükümdarın sözüyle uğraşacak ya da onun işleriyle ilgilenecek kimseler değiliz. Onun için dilini tut ve işine bak. Ey Kelile, çok ince düşünüyorsun. Şunu bil ki ey dinle, eğer üzerimize elzem olmayan bir işe ve söze karışırsak maymunun dülgerden bulduğunu buluruz. Maymun dülgerden ne bulmuş ki? Dinle. Maymunun biri dülgerin bir ağaç üstüne binerek onu kestiğini ve biraz kestikten sonra içine ağaçtan bir kama soktuğunu görür. Bu durum ilgisini çeker ve onu seyre koyulur. Derken dülger bir aralık elindeki işi bırakarak başka bir iş için oradan uzaklaşır. Bunu fırsat bilen maymun kendisine ait olmayan bu işe burnunu sokarak dülger gibi ağacın üstüne biner fakat sırtını kamanın bulunduğu yere verir. Yüzünü öbür tarafa çevirdiği için kuyruğunun ağacın yarığına girdiğinin farkında olmaz. Yarığa çakılı kamayı çıkarınca ağaç yarığı maymunun kuyruğunun üzerine kapanır. Maymun duyduğu acıdan bayılacak hale gelir. Bu sırada geri dönen dülger maymunu bu hal üzerinde görünce ona dayak atmaya başlar. Maymunun yediği dayak kuyruğunun kısılmasıyla çektiği acıdan kat be kat beter olur. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır sevgili Dimne. Anladım Kelile. Fakat şunu bil ki hükümdarlara yaklaşan herkes sırf karnını doyurmak için yaklaşmaz. Bazen de dostlarını sevindirmek ve düşmanlarını kahretmek için yapar bunu. Senin yaklaşmak istemen de bu nedenle mi yani? Tam öyle sayılmaz. Mesela şu insanoğlu gibi olmak istemiyorum. Az bir şeye sevinir, ufak bir işte büyük başarılar elde ettiğini sanır. Bir hedefi yoktur yani. Ben böyle olmak istemiyorum. Peki asıl niyetin ne, onu söylesen. Benim niyetim maymun gibi kimsenin işine burnumu sokmak değil. Ama sanki biz aslanın yakın yardımcılarından daha mı az değerliyiz ha? Bence böyle düşünmen doğru değil. Aslında herkesin kendine göre bir mevkii, bir değeri vardır. En büyük zenginlik kanaat zenginliğidir. Elimizdekilerle kanaat etmek en doğrusudur. Kaldı ki mevcut halimizi hor görecek hiçbir sebep yok. Hor görmüyorum heykeliyle. Sadece bulunduğum mevkiden bir üst mevkiye geçmek istiyorum. Kısaca itibar sahibi olmak ve kralın meclisinde bulunmak istiyorum. Bütün hedefim bu. Anlaşıldı. Vazgeçiremeyeceğim seni bu hevesinden. İlk hedefim kralımız aslanla yakın dostluk kurmak olacak. Bence çok zor bir iş. Zor olduğunu biliyorum. Fakat kralımız çok kuvvetliyse de zekaca pek zayıftır. İşte ben bu zayıf noktasını kullanacağım. Ey dinle. Son kez uyarmak istiyorum. Sen kralımız aslanın yakın dostlarından değilsin. Ona nasıl hizmet edilmesi lazım geldiğini de iyi bilmiyorsun. Bence en iyisi sen bu sevdadan vazgeç. İnsanoğlu Noksanoğlu adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.